sizleri buraya aldım. Barış Bloku'nun çağrısıyla pazar günü Bakırköy Halk Pazarı'nda yapılacak barış mitinginin programı açıklandı. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen blok bileşenleri, ölümlere karşı barış isteyen herkesi mitinge güç vermeye çağırdı. Ormanların yapıldığı, kentlerin biraz çatışmalı bir haline dönüştürüldüğü, müzakere sürecinin ve çözüm sürecinin iptal edildiği koşullarda adı konulmamış bir savaş hali içinde. Barış Bloğu eş sözcüsü Nuray Sancar mitingle ilgili şu bilgileri verdi. 6 Eylül mitingini barış türkülerinin söyleneceği, barış alaylarının durulacağı bir miting olarak düzenledik. Bu barış türkülerini ve şarkılarını söyleyecek olan arkadaşlarımız da Yaşar Kurt, Haluk Tolga Abdal, Rojda'dan. Barış Bloğu eş sözcüsü Gencay Gürsoy ise barış mitinginin olağanüstü koşullarda yapılacağına dikkat çekti. Meclisten geçen savaş tezkeresine CHP'nin evet oyu vermesini eleştiren Gürsoy, CHP yönetiminin tavrına rağmen üyelerinin barış isteğini ifade etti. Bir parti bir taraftan mecliste Suriye'ye müdahaleye evet derken bir taraftan Barış Bloku içinde yer alması biraz garip bir durum. Ama her şeye rağmen biz blok olarak bu çelişkileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlemekte olduğu siyasetin bir cilvesi olarak, bir çaresiz diyelim, bir veçesi olarak görmeyi tercih ediyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi içindeki milletvekili arkadaşların meclis oylamasındaki tavırlarını da dikkate alarak onlarla işbirliğimizin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Profesör Doktor Ayşe Erzan ise Barış Bloğu olarak savaş tezkeresine karşı mücadele edeceklerini söyledi. Tezkere onaylandı, yapacak bir şey yok diye düşünmüyorum ve bundan sonra yapacaklarımızın çok daha geniş katılımlı sivil eylemler olması gerektiğini düşünüyorum.